Özellikle virüsün mutasyona uğrayarak hızlı bir şekilde ilerlediği ile ilgili İngiltere'de ciddi bulgulara rastlandı. İngiltere yönetimi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Virüsün %70 oranında hızını arttırdığı ile ilgili verilerin olduğunu ve kısa zaman içerisinde bu hızını yine arttıracağı ile ilgili kanaatlerin olduğunu ifade eden açıklamaları basında yer aldı. Özellikle bilim insanları virüsün mutasyona uğramasını normal kabul etmektedir. Virüsler mutasyona uğrayarak ya hızını etkisini kaybeder ya da artırır. Mutasyona uğramasını doğal kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan şiddetini artırıp artırmaması. Bununla ilgili de herhangi bir bulgu söz konusu değil. İkinci olarak önemli olan aşı çalışmalarının burada ne kadar başarılı olup olmayacağı. Yine bilim insanları aşının aynı şekilde başarı oranının çok yüksek olduğu, mevcut virüs potansiyeline de çözüm olacağını, kesinlikle şu anda mutasyona uğrayan virüsün aşıyı sekteye uğratacak bir durumda, konjektürde olmadığını ifade etmektedirler. Benim burada altını çizmek istediğim husus şu. Konuyla ilgili başından beri zaten birçok manipülasyon yapılmaktadır. Hem dünyada hem ülkemizde. Özellikle virüsün laboratuvar şartlarında yapıldığı ile ilgili, doğal olmadığı ile ilgili birçok tartışma ortaya çıkmıştı. Daha sonra aşı çalışmalarının tabii ki doğru olmadığını veya özellikle masa başında ortaya çıkan bu virüsün aşısının çok daha önce yapıldığını ve 2 yıl sonra ancak aşı sonucuna ulaşabileceği ile ilgili farklı farklı tezler masaya yatırıldı. Tabii son olarak da aşının hızlı bir şekilde ortaya koyulması, bulunması yeni bir tartışma çıkartmıştır. Yeni bir tartışma ortaya koymuştur. O da 2 yıl niçin beklemedik de çok kısa sürede aşı ortaya çıktı. İşte burada bu tip olaylar, bu tip bakış açıları ve bu tip senaryolar insanları gerçekten travmatik bir duruma sokmaktadır. Psikolojileri alt üst eden, insan ilişkilerini bozan, sosyokültürel hayatımıza yeni bir ortam oluşturan bu süreç, bu tip senaryolarla, bu tip spekülasyonlarla devam ettirilerek insanlarımızı gerçekten huzursuz yapan veya paniklemesine neden olan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Burada ülke insanlarımızın özellikle dikkat etmesi gereken husus şudur. Ülkemizde bir yönetim var, bir devlet var. Dolayısıyla biz güçlü bir devletiz, önemli bir medeniyetiz. Bizim olaylara reaksiyon göstereceğimiz, tepki verebileceğimiz bir kabiliyetimiz söz konusu. Yeni gelişecek duruma karşı da ülkemizin tabii ki bir tepkisi söz konusu olacaktır. Zaten bu da olmuştur. Çünkü İngiltere ve benzeri ülkelere hemen uçuş yasağı gündeme getirilmiştir. Dolayısıyla korkulacak bir durum yok. Burada yine bir nevrotik kriz çıkartmaya da gerek yok. İnsanlarımızı germeye de gerek yok. Yeni yıla gerçekten çok daha huzurlu bir şekilde girmemiz gerekiyor. Aşı çalışmalarının da başarılı olduğu ile ilgili ciddi veriler söz konusu. İnşallah bu tablo bu şekilde devam edecek. Yeni bir senaryoya gerçekten ihtiyacımız yok. Önemli olan koronavirüse karşı mücadele yöntemlerini uygulamak, insan olarak dikkat etmek, titiz davranmak ve kesinlikle hijyen şartlarına uymak. Bunun dışında bütün senaryolara aslında kapılarımızı kapatmamız gerekiyor ve devletimizin attığı adımlara güvenmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten biz İtalya'daki durumu hiçbir zaman yaşamadık. İnşallah da yaşamayacağız. Orada hastalar arasında tercih yapılırken bizim ülkemizde hastalar arasında tercih yapılmadı. Her hasta önemsendi. Onların sağlığı gerçekten her şeyin üstünde tutuldu. Dolayısıyla sağlık sistemimize güvenmek durumundayız. Zaten virüsün mutasyona uğraması hızı ile ilgili bir durum, şiddeti ile ilgili bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla yine aynı hassasiyeti göstererek, aynı önlemlere dikkat ederek en kısa zamanda bu durumdan kurtaracağımıza inanıyorum. Çünkü biz bunu bu şekilde kabul edersek, bu senaryonun bir parçası olursak, o zaman hem psikolojik olarak, hem aile yaşantısı olarak, hem iş hayatındaki verim noktasında düşündüğümüzde ciddi sarsılmalar, ciddi travmalar yaşayacağız. Buna gerek yok. Çünkü gelinen noktada zaten dünya her zaman virüsle baş başa
kalmıştır ve virüs kendiliğinden zaten etkisini daha sonra zaman içerisinde kaybederek ortadan kaybolmuştur. Varlıklar, canlılar kendi bağışıklık sistemini virüse karşı oluşturmuştur. Zaten şu an bilim bu noktada çok başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Ve aşıyla beraber de inşallah bu süreç çok daha kısa sürede yok olup hayatımızdan kaybolacak. Dolayısıyla psikolojik olarak bundan artık yorulduğumuzu ve yeni bir psikolojik handikap yaratmanın da anlamsız olduğunu, özellikle burada yeni bir sürecin olmadığını ifade etmek istiyorum. Burada alınacak önlemler bellidir. Bu önlemleri yaptıktan sonra virüsün mutasyona uğraması bizi ilgilendiren bir husus olarak karşımızda durmayacaktır. Dolayısıyla inşallah en kısa sürede de bu problemlerden, bu olumsuzluklardan ülke olarak kurtaracağız. Ve zaman içerisinde de yine eski günlerimize geri döneceğiz. Selam ve duayla Allah'a emanet olun.